varsayımlar üzerine konuşmam tarzı bir yorum yaptı. Burada öncelikle ben iki Fenerbahçeli arkadaşıma iki Fenerli mi? Eski demiş. Sorayım. Eski. Tabii ki canım. Sen ama bu yerleşti artık Adnan. Ya. Yanlaştı mı hocam? Vallahi. Hocam karar versin. Hakem. Yok, hocam vallahi. Fenerli Adnan ya, yerleşmedi mi? Şimdi gerçekten. Türk futbol tarihinde hiçbir Fenerbahçeli yorumcu körü körüne olsa bile Adnan Aybaba'nın 6 aylık canziperane mütecaviz performansını göstermemiştir. Bunun içinde yıllar önce rakip takımın bayrağına yumruğunu sokan Ömer Çavuşoğlu da dahil olmak üzere hiçbiri senin kadar subjektif olmamıştır Adnan. Senden gurur mu duyuyum? Rezil olacak mı hocam? Hicap mı duyuyorum ya, bilmiyorum ama hocam çok bence, ciddi anlamda sen akademik bir mesele haline geldin. Bir insan bu kadar bakacak. Dinini değiştiren gördüm. Eşini değiştiren hayda, gördüm. Hayda, eşini değiştiren ya, gördüm de. Kulübünü değiştiren. Bu kadar hiç ben adam gördüm. Yok yok. Bak yok. Görmedim. Fenerli hayatımda da, 50 yaşına var, geldim. Şey var ya Ömer Çavuş oluyorum pardon. Hıncalı Uç. Eski Fenerli Galatasaray. Ya çok eski. Bir de Candar Yer var. Yani 6 aydır Adnan Aybaba'nın yapmış olduğu subjektif yaşam. Yani adeta Adnan Aybaba bak az kolay az iş değildir ha. Bu cinsiyet değiştirmek gibi bir şeydir. Hadi hocam ne yaptın ya gözünü seveyim hocam. Dinle, ben inandığım davadan gidiyorum. Dinle anlatayım. Cinsiyet değiştiren insanlara yapılan ameliyatlar sonrası töbe mutlaka töbe çok uzun süre psikiyatrik destek verirler. Yeni yaşamını yeni cinsini alış diye. Töbe hocam travesti şeyimiz ya estağfurullah. Sevgili Ahmet Çakar. Adnan Aybaba'nın dürüst kişiliğine ve haksever kişiliğine görüyorsun, seviyorsun, inanıyorsun ama yediremiyorsun. Bak ben sana söyleyeyim doğru bir şekilde. Adnan Aybaba benim gördüğüm, bak hiçbir münakacağım yok. Adnan'ın ne ilişkisi var Fenerbahçe'ye, ne alışverişi var. Ya, esasında bu şekilde konuşarak belki de Beşiktaşlılar arasında sıkıntıya da düşebiliyor çocuk. Tabii düşüyorum daha. Evet, Adnan ben yıllardır tanıyorum Adnan'ı, sen de tanıyorsun Ahmet Çakar. Adnan sapına kadar Beşiktaşlı. Beşiktaş hastası bir insandır. Hastalık derecesinde. Şimdi Adnan neticeye kelam baktı, okudu, dinledi, gördü. Baktı ki böyle bir durumu görmedi, hissetmedi. Ve ondan sonra da sonuna kadar bunun savunmasını yaptı. Ne mutlu Adnan'a ki tarafsız gözlük takıp bunu değerlendirebilmiş. Ben onu Adnan'ı bu programa geldiğimden beri sadece alkışlıyorum. Sadece ben değil. Bütün Fenerbahçeli. Milyonlarca sadece Fenerbahçeli de değil. Bak, bütün Aziz Yıldırımcılar alkışlıyor. Yok, bak yok. Bir şey söyleyeceğim sana. Oraya götürme. Bırakıyorum. Ben bu yorumları Ahmet Çakar. Demek ki Ahmet Çakar adam gibi adam hocam, değil. Hocam estağfurullah. Ya. Ben, sen bunu demeye getiriyorsun ya. Hayır estağfurullah öyle bir şey demedim. Abi hocam diyor ki cinsiyet değiştir diyor bana öyle anlatıyor. Ya hayır. Ahmet Çakar adam gibi adam değil de demedim. Değil, hayır öyle bir şey demedim. Neyse bu Adnan'ın tabii kendi yorumlar kendi şey tercihidir. Biz sadece zaman zaman kutsal yönden uyarıyoruz. Yani yoksa bir şey yok zaten yani. Adnan'ın yaşamı şu 8 aylık yaşamı bana göre sosyal psikiyatriye filan tez konusu olabilecek kadar. Allah Allah Allah. Tabii tabii Allah Allah. Hani mesela nasıl İran'da Allah evlenip çocuğunu terk etmek zorunda kalan Allah bir kadının Allah filmi yapılıyor, bilmem nenin filmi yapılıyor. Onun hikayesi adlı O Sensin. Bir kitap yazmak isterim. Sen. Allah Allah hocam. Bak sen. Hocam korkutuyorsun beni. Ben kendimden korkar bak, oldum ya. Aslında senin sorunun. Bak gözlerim. Bakıyorum. Muhtemelen küçükken çok ciddi anlamda baba sevgisi görmemiş. Gördüm hocam. Tabii. Abilerini. Kaç abin var senin? İki. Abilerini kıskançlık neticesinde ailede belki de hep hor görürler. Kenarda bırakılan çocuk oldu. Abi şimdi psikiyatrik olarak inceliyoruz. Evet evet. Acaba tip adam mı? Gerçek anlamda onore bir ortamı, sevgi dolu ortamı Fenerbahçe'de bütünleşerek mi gördün? Şimdi sesli düşünüyoruz. Allah Allah hocam. Bu olabilir mi? Küçükken sorun yaşadın mı? Hocam ben şimdi de, hocam ne dersin? Küçükken sorun yaşadın mı? Konuşuruz sana bunları hocam. Hani küçükken ya sorun yaşadın mı? Ya hani kimi yaşamıyor ki sorun. Sen ağır soruna yaşadın bağlı. Ağır mı yaşadın? Nasıl ağır yaşadın? Küçükken nasıl geçti? Hocam yok kafama saksı düştü hocam. Hayır nasıl yaşadın? Seveyim ya. Peki. Evet yapma hocam. Neyse peki, şimdi bak. Sonunda kapıdan vardı yeter. Yine konuşuruz bakın, yani çok uzun akşamı oldu. Akşamı toparlarken. Sen iyisin değil mi? Ben yoruldum vallahi. Ben araba tabi gibiyimdir. Ben şimdi mesela tabii herkes çıksın. Ya. Bana bir tane kameraman nerede o Fenerli bir arkadaşım onu koy. Bir de kamera bir sabah 6'ya kadar burada. Oho ne konuşma. İstiyorsan siz gidin ben konuşmaya devam edeyim. Sevgili seyirciler. Olsun hocam. Ben yoruldum. Çocukluğunu anlatayım. Hocam helal olsun. Belli ki 3-2 tane büyük abisi yok, var. Hocam. Evde küçük. Kapat abi. Or görürüm. Kapat. İtelenmiş, kakalanmış bir çocuk. Adnan abi. Hocam rütük giriyor. Rütük ceza keser. Geç dedim ki.
Evet evet. Hocam ağzına helal olsun hocam. Hocam aslan gibi simalı ben yoruldum. Ben inan böyle yoruldum. Ömer abi hariç hepinizden de en az 3-5-8-10 yaş büyüğü. Evet evet aynen öyle. Peki. Evet oradan buradan gittik yarın. Hocam, bu arada özür dilerim. Bu arada da gençken Ömer Çavuşoğlu'nun zenci bir bayan sevgilisi olduğunu öğrendim. Aa Ömer abi be. Şimdi artı bu programda bugün ırkçılıkla savunuldu. Zenci bir program oldu bugün ya. Hadi kapatın. Hadi kapat artık. Bu arada tekrar bir haber olarak tabii verelim. Bugün Fenerbahçeli